Değerli izleyenler, yeni bir hayvan ve sağlık programından merhabalar. Yine bir ahırdayız, stüdyoda değiliz. Bugün genel olarak süt tırcılığını konuşacağız. Tahir Hocam merhabalar. Merhabalar. Şöyle söyleyeyim, bugün İzmir Kemalpaşa'dayız, Kırkpınar İşletmesi'ndeyiz. Bugün aslında çok genel bir konumuz var hocam. Genellikle programlarımızda özel konulara değiniyoruz ancak bugün bir sohbet havasında bir program yapalım istedik. Hocam ben size kısaca şöyle diyeyim. Bir süt sığırcılığı işletmesinde, süt sığırcılığında başarılı olmak için neler yapmalıyız diyeyim. Konumuz bu değerli izleyenler bugün. Sözü size vereyim, konunun akışına göre devam edelim. Tamam. Süt sığırcılığında başarılı olmak için neler yapalım? Bir kere ne iş yaparsak yapalım, işimizi doğru yapalım. Değil mi? Doğrusu. Evet. Süt sığırcılığı olur, herhangi başka bir iş olur ama ne iş yaparsak yapalım işimizi doğru yapmak zorundayız. Şimdi süt sığırcılığında devamlılığı oluşması için tabii bizim para kazanmamız lazım. Para kazanmanın yolu basit. Süt iyi fiyata satılırsa, yemde ucuz olursa para kazanabiliriz. Ama bu ikisi de bizim elimizde değil. Yani süt fiyatını biz belirlemiyoruz. Biz belirleyemeyiz, evet. Yem fiyatını da biz belirlemiyoruz. Bu ikisini biz belirleyemediğimiz halde sürekli buna kafa yorarız. Süt ucuz, yem pahalı, evet, falan filan. Fakat ikisi de bizim elimizde değil. Biz bugün aslında kendi üstümüze düşeni konuşacağız. O zaman ne yapacağız? Süt sığırcılığında başarılı olmak için biz ne yapalım? Evet. Biz ne yapalım? Tabii süt işte 2 lira olsa, yemde 50 kuruş olsa değil mi? Fena olmaz. Güzel olur ama hocam şöyle sizin dediğiniz gibi işini iyi yapmayan yine para kazanamaz gibi geliyor bana. Şimdi bakın öyle bir yüksek marj olursa ve her türlü hatanızı örterse belki para kazanırsınız. Süt sığırcılığında süt ve yem fiyatlarını bir kenara bırakalım. Çünkü bizim kumandamızda değil. Evet. O zaman geriye bizim kumandamızda olan işler kalıyor. Mesela sütü ucuz almak isteyen birisini düşünün. Hı-hı. Sütü ucuz almak istiyor. Tamam, hoş. Evet. Kendine göre iyi. Bize göre iyi değil ama ona göre iyi belki. Peki diyor mu bize ineğini sakat bırak, topal et, döl tutturma diyor mu? Tabii onlar bizim sorumluluğumuzda olan şeyler. Memesini iltihaplandır, memesini körelt, hı-hı, kısır bırak falan diyor mu? Demiyor. Hocam peki uzağısını öldür diyor mu? Demiyor. Ben sizden şunu isteyeceğim şimdi. Genel bakıyoruz dedik madem. Öncelikle bir genel başlıklar belirleyelim, sonra detaya geçelim istiyorum. Bir süt işletmesinde siz bize deseniz ki atıyorum 3 madde, 4 madde. Şunlar kesinlikle dikkat etmezseniz siz bu işi yapmayın diyeceğiniz. Ben zaten birçok maddeler haline getirdim bunu. Hı hı. Fakat 3-4 maddeye sığmadı. Biraz, hı hı, daha fazla. Olsun, nasıl isterseniz. Özet, bir şey söyleyeyim özet. 2 madde söyleyeceğim. Kaybetmeyen kazanır. Kaybetmeyen kazanır. Süt sığırcılığında kaybetmeyen kazanır. Kayıplarınızı toplayın. Buzağı, süt ve, hı-hı, döl. 3 şey kaybeder bir çiftlik. Bu üçünü kaybetmezse zaten kazanır. Süt sığırcılığında kaybetmeyen kazanır. Hı-hı. Buzağı kaybetmeyen kazanır. Döl kaybetmeyen, yani hayvanını zamanda, evet, gebe bırakan ve süt kaybetmeyen kazanır. Biz bunların tümünü kaybediyoruz. Bunlar zaten bizim zarar hanemize yazılıyor. Kaybetmezsek kar hanemize yazılacak. Evet. Bunları bizim üstümüze düşen işler. Yoksa hani başkalarının eline bakarsanız, hı hı, hani elden gelenden öğün olmaz. Evet. Onun için siz üstünüze vazife olan işi doğru yapacaksınız ama işte birlikler var, kooperatifler var. Diyorlar ki efendim süt ucuz, yem pahalı. Onların bir mücadelesi vardır. Onlar yapılır. Onlar yapılmalıdır. Tabii onlar da gereksiz yapılmalıdır, şeyler değil. Şarttır. Evet. Ama siz bu işe kumanda etmiyorsunuz. Siz kendi işinize kumanda ediyorsunuz. Sizin kumanda ettiğiniz iş nedir? Mesela buzağı öldürmemek, siz buna kumanda edebilirsiniz. Evet. Memeleri iltihaplandırmamak veya zamanında döl tutturmak, ineklerin ayağını topal etmemek. Bunlarla ilgili elinizde olan imkanları kullanabilirsiniz. Kimse size bunu niye yapıyorsun demez. Ama benim sütüme çok para ver. Vermiyor adam. Yemi ucuza ver. Yok. Yani senin elinde değil. Onun için ben sürdürülebilir hayvancılığın yolunu iki ana konuya getirdim. Bir tanesi daha çok verim. İkincisi daha az hastalık. Doğru mu? Hayvan daha ve çok sağlık verim, bizim aynen programımızın adı gibi. Daha az hastalık. İşte daha çok verim alma yolunu
buluyorsak, daha az hastalık ihtimallerini değerlendiriyorsak işte bu bizim için doğrudur. Şimdi başka bir hemen konuya geçeyim. Hayvancılık koşulları yıllar içinde çok değişti. Bu evet. koşullara ayak uyduramıyor isek zaten yapamayacağız. Bunu niye söylüyorum? Yani şey için, işte abi sen bilmezsin ben 40 yıldır hayvancıyım, bu iş böyle oluyor falan filan gibi eskiye aşırı tutunma, eskiye aşırı bağlılık ve yeni koşullara ayak uyduramama bizi zarar etmeye götürüyor. Evet. O zaman hayvancılık koşulları değişmiştir. Bu koşullara ayak uydurmamız gerekiyor. Bir kere bunu yazalım bir yere. Efendim 40 sene önce, 40 sene öncesini ben çok iyi biliyorum hayvancılığı. 40 sene önce nasıldı? Hayvanlarımız az süt veriyordu. Yoldan geçen bir danadan da döl kapıyordu. Ondan sonra sığırt maça gidiyordu. Akşam geldiğinde de 5 kilo süt alıyorduk. 8 kilo süt veren komşunun ineğini kahvede konuşuyorduk. Ondan sonra işler yolundaydı. Metabolik hastalık yoktu falan filan. Ama biz tatmin olduk mu? Olmadık. Biz ne dedik? Daha çok olsun. Daha çok olsun. Niye? Hesaplar belli. Bugün 15 kilo süt veren hayvanın sütü maliyet hesabı belli. 30 kilo süt veren hayvanın sütü maliyet hesabı belli. Bugün inekten çok süt alırsanız maliyetiniz ucuzlar. Çok süt alamazsanız maliyetiniz yüksek kalır. Bu herkes biliyor artık hesabı meydanda. Tabii, yapıldı tabii. Bunların aynen hesapları. Öyle, biz bunların hesaplarını çok çok yaptık. Yani şey olarak da matematik olarak da söyleyebilirim. Yani bunlar gayet belirgin. Zaten Bereket TV'de bir programda sırf bundan anlatmıştım. Evet. Satır satır anlatmıştım. Evet, onun için hayvancılık koşulları değişti. Eski koşullara, eski yaptığımız işlere aşırı bağlılık. Ya biz böyle yapıyorduk gene böyle yapacağız. İnadından vazgeçelim. Böyle bir şey yok. Şimdi ben Türkiye'de en çok gördüğüm iki problem, ki bunları Türk halkı problem kabul etmiyor ama ben problem kabul ediyorum. Biri saman, biri duvar. Aşırı sevdalıyız. Yani samana ve duvara aşırı sevdalıyız. Bu ikisinin de aşırı olması Türkiye'de normal değil. Çünkü hayvanın gerçekten ihtiyacı olmayan iki konudur bunlar. Biri saman, biri duvar. Saman lazım. Samansız hayvancılık yapamıyoruz. Ama biz lazım olduğunun 10 katı, 20 katı kullanıyoruz. Bakın 10 katı, 20 katı kullanıyoruz. Saman dediğiniz şey başağı alınmış, kartlaşmış zaten. Değil mi? Biçilmiş. Evet, aynen öyle. Kartlaşmış artık. Bir bitki. Kartlaşmış bitkinin sapı. Şimdi bunun içerisinde vitamin yok, mineral yok, enerji yok, protein yok, hiçbir şey yok. Ama lazım. Birkaç konu için bize lazım. İşkembenin hareketliliği için evet. lazım. Tükürük salgısı için lazım. Ben kendi kafamdan yani bunları iki şekilde şey yaptım. Birincisi ciklet gibi. Yani ağızda bir evet. Tükürük salgısı oluşturmak ki ineklerin günde 30-40-50 kilo civarında tükürük oluşturması lazım işkembeye göndermek için. Tampone edici bir maddedir. İkincisi de bir çay kaşığı gibidir. İşkembenin fiziksel olarak karışımını temin eder. Evet. Yani çay kaşığı. Şimdi şekeri koyun çayın içine. Bir de kaşık istersiniz değil mi? Evet. İşte bu. Bu da fiziksel bir şey. Ha şimdi biz bunu samanı çok verirsek ne oluyor biliyor musunuz? Öteki gıdalardan gelen miktar azalıyor. Çünkü saman bir tokluk hissettiriyor. Çünkü samanın içerisinde kaliteli bir selüloz yok. Lignin denen odunsu madde var. Eğer biz aşırı saman kullanırsak öteki gıdalara yer bırakmıyoruz. Onunla karnınız şişiyor ineğin. Onun için samanı azaltacağız. Benim şahsi kanaatim bu, tabii söylüyorum ama kimse uygulamıyor. Sağımdaki hayvan yani memesinden evet. süt çıkan hayvana en fazla yarım kilo, kurudaki hayvana bir kilo. Memesinden süt çıkmayan hayvana bir kilo. Bu kadar. Samanı biz bu söylediğim rakamların 5-10 katı kullanıyoruz. Evet, aynen. Hatta kısa bir anekdotumuz vardı, siz anlatmıştınız ya böyle işte altlık olarak çok yoğun saman kullanılan yerde insanların hani yazık bu niye altlık olarak kullanılıyor diye evet, de bahsetmiştiniz evet. daha önce. Bizim çok yabancı uzman var, Türkiye'ye geliyor,
ve saman aşırı saman düşkünlüğüne büyük hayretler içerisinde kalıyorlar. Hatta bir tanesi yaksak mı acaba bu samanları falan dedi. Yani aşırı saman öteki daha faydalı olabilecek gıdaların alımını, emilimini, faydalanılmasını azaltıyor ve hayvanda bir tokluk hissettiği için daha az diğer gıdayı alıyor samanla doyurduğumuz için. O açıdan saman sevdamızı azaltalım. Sıfır demiyorum ama azaltalım. Hocam burada sıkça bize gelen de bir soru var. Onu ben size sormak istiyorum. Sonra yine siz devam edersiniz. Bu yem miktarı konusunda da insanlar kafasında bir soru işareti oluyor. Yani hayvanların önü boş mu kalsın, sürekli bir şeyler mi olsun? Bu konuda ben biraz çelişki olduğunu düşünüyorum insanların kafasında. Açık doğrusu büfe, nedir? Açık büfe. Benim kendi sürü yönetimi sunumlarımda da var bu. Açık büfe. Yani önünde daima her gittiğinde bir lokma yem bulacak garanti. Evet. Günün 24 saatinde ve her zaman. Gittiği zaman, kafasına eğdiği zaman boş yemlik yalamayacak. Değil mi ki yemliğe geldi? Değil mi ki kafasına eğdi ve yem aradı? O hayvanın önünde bir şey olacak. Açık büfe. Çünkü bu hayvan yemliğe gelir, kafasını eğdiğinde de bir yem bulamaz ise bu adam, yani bu inek hayal kırıklığına uğrar. Hayal kırıklığına uğrarsa bir inek sahibini de hayal kırıklığına uğratır. Sahibine de vermez. Sen bana vermiyorsan ben de sana vermem der. O zaman hem dölünden hem sütünden azaltır. Ama biz bunu o anda anlamayız tabii. Sonra çıkar bu işin problemi. Onun için yem Türkiye'de ne yazık ki sabah veriliyor, akşam veriliyor. Ve sabah verildiğinde öğleye kadar genelde en bitiyor, fazla, evet. En fazla yani daha belki daha önce bitiyor. Hı hı. Akşam yemi kaçta veriliyor? Diyelim sabah 6'da verdiysek akşam 6'da veriyoruz. Evet. Peki 12'de bittiğini farz edin ki çok daha önce bitiyor onu biliyorum. Hı hı. 12'de bittiğini farz edin. Akşam 6'ya kadar 6 saat önü boş. Evet. 6 saat içerisinde yemliğe giden hayvan boş yemlik yalıyor. 6 saat sonra yemliğe gittiğinde önü doluyor. Zaten yeni yem gelmiştir. Evet. Ve ilk iş, dikkat etsin beni dinleyen herkes dikkat etsin. İlk iş yem seçiyor. Yem seçiyor. Böyle kuş yuvaları gibi oyuklar oluşuyor yemlikte. Yem seçme ne demek? Sizin dengeli olan yem formülünüzün bozulması demektir. Evet. Neden? Çünkü bir rasyon yapmışsınızdır. Belki de çok dengelidir. Ama hayvan onu yemiyor ki. Hayvan seçiyor. Neyi seçiyor? Daneli kısımlarını seçiyor yem. Kendini daha çok besleyecek. Peki yemin naneli kısımlarında ne var? Nişasta. Hı-hı. Nişasta aniden işkembeye girdiğinde hızlı bir sindirim ile büyük bir laktik asit üretimi ortaya çıkıyor. İşte asidoz. İşte asidoz. Bu asidozu ayrıca uzun uzun anlatabilirim. Hı hı. Bu asidozun patolojisi ve fizyolojisi çok enteresan bir şeydir. Evet. Saatlerce anlatabilirim yani o kolay. Hı hı. Ama özeti asidoz oluyor. Asidoz ne demek? Hayvanın döl veriminin düşmesi, topallık, iştahının azalması, süt yağının azalması, kilo kaybı yani hastalık. Evet. Hastalık. Daha da kötü olsa ölür de. İnek ölebilir de. Sürekli bu günleri böyle yaşıyor isek kronikleşen subakut halde bir asidozla karşı karşıya geliyoruz ki bu ileride bizim başımızda mutlaka döl verimi düşüklüğü, topallık, zayıflama, süt yağı eksikliği olacaktır. Süt yağı eksikliğinin başlıca sebebi asidoz. Şimdi gördünüz mü nereden nereye gidiyor iş? O açıdan birincisi bu. İkincisi hayvanlar mutlaka canlı ağırlığının belli bir oranında kuru madde tüketmek zorundalar. Eğer biz bu kuru maddeyi samanla yaparsak öteki gıdaları alamaz. Bu basit bir şekilde söyleyeyim size. İlk 100 gün doğumu takip eden ilk 100 gün canlı ağırlığının %4'ü. İkinci 100 gün veya ikinci 100 günü takip eden günler canlı ağırlığının %3'ü. Sonuna doğru da canlı ağırlığının %2'si süt yem tüketmek zorundadır. Hocam hep şeyle karşılaşmışsınızdır. Sürekli üreticilerden bize bir rasyon formülü verin talebi gelir. Aslında sizin söylediğiniz şey basit bir şekilde herkesin hesap edebileceği bir rasyon değil mi? Ben isteyene yani elimle de rasyon yaparım. Ben çok yıllarca yaptım. Şimdi bilgisayarlar yapıyor rasyonları. Evet.
Rasyon yapıyor herkes. Şimdi yem fabrikasının elemanı gelir, size yem satacaktır. Rasyon yapar. Ama hayvan acaba onu mu yiyor? Rasyon kağıt üstünde doğru olabilir. Yem fabrikalarının elemanları sürekli bilgisayarla bunları yapıyorlar. Evet. Çok miktarda rasyon yapan insan var. Ama ben pek insanlara rasyon yapmaya hevesli değilim. Sebebi ben artık o rasyon işinin aşılmasından yanayım. Evet. Rasyonu aşalım, yemleme yönetimi. Artık rasyon değil konumuz. Evet. Yemleme yönetimi. Rasyonların çoğu doğru. Doğru ama hayvan onu tüketmiyor. Zaten matematiksel bir şey. Çok fazla aslında hesaplanabilecek. Gerçek o değil. Şey. Evet. Gerçek o mesele değil. O değil. Gerçek bir kere ham maddelerin özelliklerinden başlar. Bugün ben görüyorum bütün Türkiye'de gezerim, her yerde gezerim. Şimdi giderim. Şey var mı elinizde? Silaj. Evet. Var. Silaja bakarsınız, silaj değil. Hı hı. Ama rasyon formülünde silajı sizin silajınızı değil. Rasyon formülünün içindeki optimum verimdeki silajı getiriyor, koyuyor oraya bilgisayar. Sizin silajınız o değil. Hatta sizin silajınızı belki de hiç vermemek lazım. Öyle çiftlikler görüyorum. Yani o silajı oluyor, tövbe hiç vermemek lazım. Aksine o silajınız var diye koyduğunuz zaman kağıt üstünde normal olmakla beraber gerçekten normal olmuyor o iş. Sonra hayvan gerçekten onu mu tüketiyor? Biz yemi hazırlarken gerçekten o gramajlara göre mi yemi hazırlıyoruz? Diyelim ki her şeyi yaptık. Yemlemeyi de çok güzel yaptık. Evet. Önüne serdik. Fakat inek seçti. Seçti. Nişastalı kısımları, daneli kısımları yedi. Yine olmadı. Gene bozdu. Üç. Yedikten sonra onu sindirdi mi? Sindirebildi mi? Yoksa sindiremedi mi? O zaman ne yapacağız? Bir kere dışkıyı da bakacağız. Dışkıyı da kontrol edeceğiz. Yani dışkıda ne var? Bütün mü çıkarıyor? Sindirmiş de mi çıkarıyor? Sindirememiş de mi çıkardı? Hayvan onu tüketiyor mu? Onu sindiriyor mu? Onun için rasyonu artık ben unuttum. Yemleme yönetimi. Ve sadece rasyona takılıp kaldığımızda ve yemleme yönetimini iyi yapamadığımızda rasyon kağıt üstünde ne kadar düzgün olursa olsun hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bir kağıt üstünde rasyon lazım tabii. Evet. Bir A harfi lazım. Ama A harfinde kalmayacağız. Bunun B'si, C'si, D'si bilmem nesi var. Orada kalırsanız rasyonumuz doğru, her şey doğru sanıyorsunuz. Öyle değil. Şu samanın partikül büyüklüğü bile önemli. Bir silajın partikül büyüklüğü bile önemli bizim için. Eğer bizim bunları doğru yapmadığımız zaman rasyonun doğru veya yanlış olması bir şey ifade etmiyor, kağıt üstünde kalıyor. Bunu bilelim. Hı hı. Efendim samanı konuştuk. Ben bunu çok konuşuyorum. Kimse de şey yapmıyor, yani önemsemiyor. Çünkü biz samana sevdalı bir ülkeyiz. Gelelim duvar meselesine. Bakın duvarların bizim hayvanlarımıza kesinlikle hiçbir faydası yok. Hatta zararı var. Hadi faydasını bırakın, zararı var. Ha. Adam kışın hayvanını üşütüyor mu? Hayır, perdeleri geriyor. Perdeleri indiriyor. Kışın perde, yazın perdeleri çekiyor. Biz ne yapıyoruz? Kışın duvarı örüp yazın yıkıyor muyuz? Biraz kalıp genel bakıyoruz hocam. Sıkıntı orada. Duvar kesinlikle olmayacak. Evet. Perde. Çünkü ben öyle çiftlikler bilirim Amerika'da. Kış günü bile perdeleri açıp gece kapatırlar. Gündüz açıp gece kapatırlar. Hatta bunu insana bırakmamış, otomatiğe bağlamış çiftlikler var. Gündüz perdeleri açar, gece kapatır. Böyle çiftlikler bile var. Çünkü inekler ortamı çok çabuk kirleten hayvanlardır. Hocam konuyu açıyor, devam ediyoruz. Yalnız bir virgül koyalım, bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenler, kısa bir aramız var. Aradan sonra konularımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler, aradan sonra devam ediyoruz. Bugün süt sığırcılığında nasıl başarılı oluruz dedik. Hocam en son duvar konusundaydık. Duvarları bir yıkalım diyorduk. Duvarı söyledik. Şimdi bir daha önce söylediğimiz ve üzerinde durduğumuz bir konuyu gene söyleyelim. Çünkü başarının sırrı burada dizili. Serinletelim. İnekleri serinletelim. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz, bunu unutmayalım. İnekleri serinletmenin şart olduğunu bilelim. İneklerin strese girebileceklerini unutmayalım. İneklerin bu kadar iri, böyle kocaman hayvanlar olduğunda strese girmez sanmayalım.
bu stres konusu biraz yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ben. Hani kendimizle böyle bir kıyaslıyoruz ama ineklerdeki, bu hayvanlardaki stresin direktman verimlerine, sağlıklarına etki eden bir tabii, şey. Tabii tabii. Yani ben canımı sıkıldı stres falan. Öyle can sıkıntısı değil, batsın bu dünya değil. Yani evet, resmen bu bir hormonal mekanizmadır. Stres olduğu zaman, ki inekler çok çabuk strese girer, danalar da öyle. Derhal kortizol salgılanıyor, böbrek üstü bezleri. Kortizol salgılıyor. Bu bir hormonal mekanizma ve bu hormonal mekanizma devreye girdiğinde, yani kortizol devreye girdiğinde vücudun diğer sistemleri bitiyor. Bir şey daha bitiyor, yani hormon, diğer hormonlar da baskı altına giriyor ama bir şey daha bitiyor. Vücut direnç sistemini yitiriyor, kaybediyor. Savunma sistemini kaybediyor. Direnci yitirilen, savunma sistemi kaybolan hayvan ne yapıyor? Bütün hastalıklara hazır hale geliyor. Dikkat edin, stres dönemlerinin ardından hastalıklar oluşur. Nedir stres? Örneğin nakliye. Bir yerden bir yere hayvanları taşıdığınız zaman bu en büyük strestir. Ve nakliyenin ardından birçok hastalık gelir. Başta öksürük. Öksürük, evet. Evet, yani bu hiç kaçmaz. Kesinlikle böyledir. Hiç lamıcımı yoktur, bu sefer olmaz denmesin. Kesinlikle olur. Bunu yaptık. Başka? Sıcak, bir stres. Doğum, bir stres. Yine dikkat edin, birçok hastalığın başlangıcı doğumdan sonraki günlerdir. Evet. Rahim iltihabı, meme iltihabı, topallık. Vücut kendini savunamıyor, direnç sistemi bitiyor. Direnç sistemi olmayan, kendini savunamayan bir vücut mikroplara karşı savunmasız hale geliyor. O zaman daha çok meme iltihabı, o zaman daha çok rahim iltihabı, o zaman daha çok topallık oluyor. Ve benzeri, ve benzeri, yani akla gelen gelmeyen her şey. Onun için enfeksiyonlara karşı hayvanı açık hale getiriyor stres. Stresi sakın basite almasın kimse. Her şey strestir. En büyük stres de, aklımızda olsun, değişikliklerdir. İnekler o kadar hassastır ki, bir ineği bu padoktan öbür padoğa alalım, strese girer. Arkadaşından ayıralım, strese girer. Yemini değiştirelim, yerini değiştirelim, bakıcısı değişsin, sağımcısı değişsin, strese girer. İnekler daima strese hazır haldedirler. Çünkü bu kadar güzel çalışan bir mekanizmadan bu stres aslında beklenir. Çünkü ineklerin mekanizmasının ne kadar güzel olduğunu unutmayalım. Bu hassas denge her an strese hazırdır. Kimse 400, 500, 600 kiloluk bir ineğin, yani böyle koskoca cüsseli bir hayvanın böyle hemencecik strese gireceğini düşünmez. Ama inekler derhal strese girer. Başka? Buzağlar derhal strese girerler. Başka? Danalar derhal strese girerler. Danalarda yaşıyor, herkes biliyorlar. En büyük stres nakliyedir. Evet. Nakliye sonrasına gelir gelmez hayvanlara stres olabileceği garantidir. Mutlaka bir destek ister. Mutlaka destek ister. Ve o destek verilmezse nakliyenin uzunluğuna, şiddetine göre 3 ila 10 gün içinde hayvanlar öksürür. Ortalama bir hafta içinde. Nakliyeyi takip eden günler öksürük günleridir. Hiçbir şey yapmazsanız ve elinizde olan imkanları kullanmazsanız kullanacağınız şey antibiyotiktir. Bol bol antibiyotik kullanırsınız. O desteklere vermediğiniz parayı, oradan sözde kar ediyorsunuz, evet, vermediğiniz parayı antibiyotiğe verirsiniz. Ha, verdiğiniz işler yoluna girdi mi? Girmez. Neden? Çünkü öksürüğün ne ilaç kullanırsanız kullanın %25'i, dörtte biri tekrar nükseder, nükseder, tekrar. Ve tekrar antibiyotik kullanırsınız, tekrar. Onun da %25'i tekrar nükseder. Onun için çiftlikte uğraşır durursunuz. Antibiyotik elinizde gezer durursunuz. Halbuki bunun yöntemi bellidir. Gelir gelmez hayvanlar, mutlaka onlara bir destek vereceksiniz. Destek günleri. Başka? Destekleri esirgemeyelim. Doğumu takip eden günler destek günleridir. Ani değişikliklerin olduğu her zaman destek günlerinde. Mesela hayvanın aşırı sıcak bir ortamda olması. Evet. Bunu biliyoruz aslında. Radyoda, televizyonda söylüyor değil mi?
İşte Afrika'dan sıcak aynen, hava dalgası geldi. 10 derece ani bir yükseliş olacak i̇şte diyor. Mesela söylüyor. Yaz ayı da uzun sürecek. O 10 derece ani yükseliş lafını duyduğunuz anda birkaç gün hayvana bir destek verin. Bakın hayvan strese girmeyecektir. Aksine kışın da diyor ki Sibirya'dan soğuk hava dalgası geldi. Aniden hava 10 derece düşecek. Çok soğuk bir hava yaşıyor. İşte bu nedir? Bu da stres günüdür. Söylüyor. Diyor ki gelecek diyor. Yani artık neyi bekliyoruz? Hemen o günlerde küçük bir destek hayvanı. Doğumdan sonra hızla bir süte geçiş var. Evet. Sütün bir hızlı bir yükselmesi var. Peki doğumdan sonraki bu günler hayvan için bir tırmanma günü. Yani yokuş yukarı gidiyor şimdi. Böyle yokuş yukarı gidiyor. Bu hayvan bu yokuşu çıkarken zorlanıyor mu? Ne yapacağız? Arkasına geçip biraz iteceğiz. Biraz itelim. Bakın o hayvan o yokuşu bir çıksın. Yollar düz ama şu yokuşu çıkarken biraz itmemiz lazım. Bunu nasıl yaparız? Desteklerle yaparız. Bunlara biz profesyonel destek diyoruz. Yani profesyonel ne demek? Günü ve saatinde, zamanında küçük bir destek. Bütün ömrü boyunca değil. O günü biliyoruz ya, o gün hayvanın yokuş tırmandığı gündür. O günü bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Tabii. Aynen. Biraz destek vereceğiz. Çok değil. 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün neyse duruma göre. Bakın ondan sonra o hayvan o yokuşu tırmanır. Sütü de gayet güzel bir şekilde artar. Ondan sonra da normal her şey yoluna gider. Biz kritik günleri bilmemiz lazım. Kim bilmiyor? Herkes biliyor aslında kritik günleri. Ama herhalde şey olarak bakıyoruz, orada yanılıyoruz. Yani bunları bir ekstra işletmeye maliyet olarak düşünüp ilerleyen vadede açacağı sorunları hiç hesap etmiyoruz. Çok güzel bir konuya geldiniz Çağrı Bey. Biz bunlara operasyonel maliyet diyoruz. Operasyonel maliyet şudur. Ben 25 kuruşluk bir harcama yapar da karşılığında 2 liralık bir harcamadan kurtuluyorsam bu harcamayı yapmak zorundayım. Evet. Operasyonel maliyet budur. Şimdi biz gittik, diyelim ki kaba yeme ihtiyacımız var. Kaba yem alacağız. Bir kamyon kaba yem var. Yonca, kaliteli çok güzel yonca. Bir kamyon da saman var. Biz şimdi gittik, saman aldık. Saman aldık çünkü samanın bir kamyonu 4000 liraydı, yoncanın bir kamyonu da 7000 liraydı. Örnek veriyorum. 3000 lira cebimize kaldı. Kârda mıyız? Değiliz. İşte mesele bu. Operasyonel maliyet bu. Operasyonel maliyette hiçbir zaman siz 1 kilo saman almazsınız, 1 kilo yem almazsınız. Operasyonel maliyette 1 kilo faydalı selüloz alırsınız. Operasyonel maliyette 1 kilo kaliteli protein, 1 kilo kaliteli enerji, 1 kilo kaliteli efendim işte selüloz neyse. Yani sizin işinize ne yarar ona bakacaksınız. Eğer siz 1 liralık bir sarfla 5 liralık bir kaybı kurtarıyorsanız, 1 liralık bir sarfla size 5 lira bir gelir temin ediliyorsa işte operasyonel maliyet budur. Operasyonel maliyet kafası yok bizde. Biz o günün maliyetini hesap ediyoruz. O günün maliyeti ile yaptığınız iş sizin belki de zararınızadır. Büyük ihtimalle zaten öyle oluyor. Diyelim bir basit antiserumu kullanmadınız. Kaç lira kâr ettiniz? 20 lira. Evet. Kârda mısınız? Uzağa kökü gitti, öldü. Kârda mısınız? Tabii ki değil. Değilsiniz. İşte maliyet hesabı böyle yapılacak. Siz de yurt dışına çok çıkıyorsunuz. Hatta evet. Sohbetlerimizde dile getirdiniz işte belli bir bölgede, tam hatırlamıyorum detayını da, bir bölgede kapanan çiftliklerle ilgili neden kapanmıştır falan diye bir sorudan sonra hani tasarruf yaptıkları için tabii kapanmıştır diye bir şey belirtmiştiniz. Sığırcılığında tasarruf imkanı çok dardır. Nereden tasarruf edersiniz? Diyelim ki yemden. En büyük maliyet yem mi? Evet. Yemden tasarruf ediliyor mu bizim işlerimizde? Edin bakalım ne oluyor? Yemden tasarruf edemezsiniz. Evet. Efendim enerjiden tasarruf edebilir misiniz? Yani hayvanın önüne yem dağıtan bir traktör masrafı mesela. Onun mazotu var. Gibi. Yani birçok şeyde. Bir tane tasarruf kanalı var. Basit bir şey. İşçi çalıştırıyorsanız işçinin yerine kendiniz çalışırsınız.
beceriyorsanız işçinden tasarruf edebilirsiniz belli bir süre. Ama o zaman da kendi emeğinizi sarf etmek zorundasınız. Bir de yüzde kaçını etkiler ki işletme maliyeti? Sonra bazı konular vardır. En fazla %1-2'lik bir yerdir. Örnek sperm harcamaları. Sperm harcamaları çiftlikte geleceği %100 denetleyen bir durumdur. Ama o gün ki size maliyeti toplam da %2 geçmez. %98'i unutur da %2 ile çalışırsanız basit bir düşüncedir bu. Çünkü %2'den %1'e düşürdünüz. Çok büyük bir para değil. Evet. Çok büyük para değil. Ama ne oluyor sonunda? Geleceğinizdeki genetik yeteneğiniz azalıyor. Ben de o noktaya değinmek istiyorum. Gelecekteki hocam, genetik yeteneği bugün kullandığınız sperma gösterir. Evet. Geleceği o belirler. Bugün kullandığınız sperma belirler. Birçok insana ben bakarım, hemen ilk iş sperma rakamını düşürmeye çalışır. Zaten toplamda %2 olan bir rakamda %1'e düşürürsünüz. Hiçbir tohumlanmayacaksınız. Şimdi hocam programımızın başında hep kayıplardan da bahsedelim dedik. Hani ülkemiz hayvancılığında genel sıkıntılara bakarsak önümüzü göremiyoruz diyoruz, planlama hatalarımız var diyoruz. Belki de bunun en büyük sebebi şu ülkemizde yaşadığımız buzağı kayıpları, döl verimi kayıpları. Bunlar olarak düşünüyorum ben. Bu konulara da biraz girersek, hani süt sığırcılığında başarılı olmak için nelerle uğraşmamız gerekir dediniz ya, 3-4 maddeyle sınırlayabilir miyiz? 3-4 maddeyle sınırlayamıyoruz. Ne yazık ki. Çünkü mesela buzağı kaybı. Buzağı kayıplarının birçoğu işte ishalden, öksürükten olur değil mi? Evet. İshalin neden olduğunu, öksürüğün neden olduğunu biliyor isek, bununla ilgili daha çiftliğin kuruluşundan başlayan bir takım önlemler almamız lazım. Evet. Geçen gün bahseden bir arkadaşımız diyor ki işte buzağlar yan yana duruyordu diye hepsinin göbeği iltihaplanıyordu diyor. Allah Allah ne oldu falan. Sonra fark ettik diyor, işte birbirlerinin göbeklerini emiyorlarmış buzağlar. Şimdi biz diyoruz ki en azından ilk 30 gün, çünkü emme refleksinin çok olduğu bir dönem, bunları birbiriyle samimi etmeyeceksin. Birbiriyle samimi olursa ilk 30 gün. Hocam hep şurada yanlış yapıyoruz. Her türlü hastalığı bence da birbirine bulaştırır. Aha. Onun göbeğini de emer, iltihap da yapar. Biraz bilgileri yanlış yorumluyoruz gibi. Şöyle, siz güzel bir şekilde bunu anlattınız şu an. Samimi olmasın ama bizim derdimiz burada gidin işte şu kadar paralar verip kulübe alın falan demiyoruz. İnsanlar hep o noktasına bakıyor. Her zaman hani tasarruf dedik ya, oraya bakılıyor. Bence orada hata yapıyoruz. Yani bizim için önemli olan buzağların birbiriyle temas etmemesi. Yani sizin onu bir kulübe almanız vesaire değil. Başka yani, türlü de yapabilirsiniz. Başka türlü de yapabilirsiniz. Ama mutlaka temas 30 gün en azından hayvanlar birbiriyle aşırı samimi olmayacak. Neden? Çünkü biri öksürürse öteki de öksürüyor. Evet. Biri hasta olursa öteki de hasta oluyor. İşte meme sanıp göbeğini emiyor. Yani. Göbeğine bu sefer sürekli bir göbek iltihabı. Bunu sonra sağlayın, bunun, nasıl sağlarsınız? Bunun çok basit doğumdan sonra yapılan antiserumları var. Anneye yapılan aşıları var. Bunları yapacaksınız. Evet. Madem ki bu hayvancılığı yapıyorsunuz, bunları yapacaksınız. Arabanız var, benzin koymadan gidiyor mu? Gitmiyor. Yani. Demek ki benzin koyacaksınız. Onun için mutlaka bazı şeyler farzdır. Yapacaksınız yani. Hayvancılık yapıyorsanız yapacaksınız. Evet. Bugün buzağı, erkek buzağlar bir pahalı. Dişi buzağlar bir pahalı. Yani buzağı ucuz bir şey değil ki. Onu göz ardı edelim, ölsün. Evet. Yani bizim sloganımız şeydi, zaten buzağlar ölmesin. Evet. Tabii keza kuzular, oğlaklar da ölmesin. Basit önlemlerle, çok basit önlemlerle bunları halledebiliyoruz. Bunu benim kadar iyi bilen çok az insan vardır. Ben bunların hiçbir şekilde hallolamadığı günleri biliyorum Türkiye'de. Yok antiserum, yok aşısı, yok hiçbir şey, yok ölüyor. Evet. Çaren yok. Septisemin ne çaresi var? Septisemin, enterotoksemin, neyse bunların çaresi mi vardı? Şimdi var. Bunları kullanalım. Ben daha önce sizin programınızda da söyledim. Bir hastalığın aşısı varsa daha ne iyi nimet istiyorsunuz? Bir hastalığın aşısı varsa bundan iyi bir nimet yoktur. Başta söylediğimiz gibi sorumluluk artık bizde. Çaresine bakması tabii gereken. Tabii ya, ne kadar güzel, aşısı var daha ne istiyorsunuz? Aşısı olmadığını düşünün birçok hastalığı. Çaresizliğinizi düşünün. Aşısı varsa bir kere madde bir, bunu kullanacaksınız. Daha bundan iyi bir şey olur mu? Evet.
aşısı olması büyük bir nimet bizim için. Ama aşısı var da biz kullanmıyorsak ve nimeti ayağımızla tepiyorsak işte bu günaha girer. Tamam? Yani aşısı olduğu halde bir kullanmıyorsak işte günah burada. İşte kayıp böyle başlıyor zaten. Sonra zarar hanesine yazılıyor bunlar. Sonra biz sürekli yem ve süt fiyatlarıyla oynuyoruz. Aynen. Halbuki yem ve süt fiyatlarına geldiğimiz zaman biz orada tıkanmış durumdayız. Çaresiziz. Bırakın onu birlikleriniz, kooperatifleriniz uğraşsın. Uğraşmayın demiyorum ama üstüne vazife işi iyi yapacaksın. Buzağı öldürme. Bir antiserum yapma mı diyor adam sana? Yapacaksın yani, gayet basit. Efendim, serinletmeyi de anlattık. Şimdi diğer başka bir konuya geçelim. Bu aslında hep söylediğimiz konulardan biri. Baştan da söyledik. İneğe boş yemlik yalatmayacağız. Boş yemlik yalıyorsa inek, değil mi ki 500 kilo, 600 kilo canlı ağırlığındaki bir inek yattığı yerden kalktı. Yani bir ineğin yatması ve kalkması kolay değildir. Canı yanar. Sert bir zeminse, evet. Sert bir zeminse canı yanar. 500 kiloluk, 600 kiloluk bir inek yatarken dizlerini vurduğu zaman eğer sert bir zeminse dizi acır. Kalkarken, kendini öne verirken sert bir zeminse yine dizleri acıyarak kalkar. Bunu diyelim becerdi inek. Kalktı. Niye kalktı? Acıkmıştı. Acıkmıştı da kalktı. Yoksa niye kalksın? İnek durduk yerde kalkmaz. Gitti oraya. Kafasını eğdi, yem yok. İşte bu büyük problemdir. Demin söylediğim için tekrar etmiyorum. Büyük problemdir. Boş yemlik yalayan inek başımıza iş açacaktır. Boş yemlik yalayan inek başımıza iş açacak. Onun için ineklere boş yemlik yalatmayacağız. Bir başarı yöntemi de bu. Diğeri, kesif ve kaba yemleri birbiriyle karıştıracağız iyice. Bana geliyor sürekli. İşte kesif yemi ayrı veriyorlar. Kaba yemi ayrı veriyorlar. Hayvan daneli yemleri lüpletiyor, affedersin. Kaba yemi yemiyor. Karıştıracağız. Özellikle bu beside yeni dönemde herhalde bu sistem yapılan yerler var değil. TMR artık dünyada, hani TMR Total Mix Ration dedikleri toplam karışım rasyon, karışık rasyon. TMR diyorlar, hani duyulduğu için söylüyorum. TMR artık yaygınlaştı. Herkes TMR'cılığı biliyor. Ve çok büyük artık yatırımlar, makinalar, büyük karıştırıcılar falan var. Yani herkes alıyor, kullanıyor bunları. TMR yapacağız. Kesif ve kaba yemi birbiriyle karıştıracağız. Neden? Biz istiyoruz ki işkembeye alınan her lokma eşit olsun. Yani kabası, kesifi, minerali, vitamini, selülozu, her şeyi içinde, her lokma kesif, kaba beraber olsun. Yani hayvanın aldığı her lokma eşit olsun. Çünkü sığırlar her türlü değişiklikten çabucak strese girer demiştik. Eğer yemleri ayırıyor da sadece daneli kısımları yiyorsa zaten şeydir, asidoza gidiyordur. Peki asidoza hocam, gider. Bu konuda ben bir şey sormak istiyorum şimdi. Özellikle o görüşü savunan insanların bir temsilcisi olarak düşünün. Yani ben şu an savunmuyorum ama fikir olsun diye. Şimdi şu deniyor. Hayvan ihtiyacı olanı bilir. Yem oradaysa ondan yer. Kesif yem oradaysa ondan yer. Kaba yem oradaysa gider ondan yer. Doğru mu? Sürekli önünde yem bulunuyorsa eşit miktarda olabilir. Yani ama karıştırma açısından. Hayvanların önünde sürekli yem bulunmuyor da sabah akşam yem dağıtılıyorsa önce enerjili yem yer. O aç karnına var ya. Aç karnına yemliğe gittiğinde gidip de samanı yemez. Orada enerjili yem dururken samanı yemez. Ama bütün gün önünde yem fullse o zaman dediğiniz doğru. Oradan da yer, oradan da yer. Ama karnı aç ve sabahtan akşama kadar önü boş bir hayvana siz yem verdiğiniz zaman kesif yemi, daneli kısımları önce yer. Bu asidoz demektir. Hocam bugünlük süremizin sonuna geldik. Ancak ben şöyle yapalım istiyorum. Tam manasıyla başarılı nasıl oluruz'u konuşamadık. Dediğiniz gibi 3-5 maddeye sığdırılamayacak bir konu. O maddeleri önümüzdeki programlarda yeri geldikçe işleyelim. Tamam. İzleyenlerimiz de bunlardan faydalansın. Bu geniş bir program. Evet. Yaparız, her zaman yaparız. Böleriz de gerekirse. Yani ilk 10 parçayı bir program, ikinci 10 parçayı sığmıyorsa. Evet. Ancak benim bu dediğim 20 maddeyi tam yapan bir çiftlik hiçbir zaman zarar etmez.